Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Dünya Fenerbahçeliler günümüz kutlu olsun inşallah. Hocam imaj yapmışsın, aynen Almanya'dan gelen böyle bitboxçılara döndük, ettik. İnşallah değer arkadaşlar. Baya bir sıkıntı vardı şurada falan, baya ciddi ödemler vardı. Biraz da o yüzden çıkmak istemiyordum. Sonuç olarak ee, bakalım faydasını hep birlikte göreceğiz. Merak eden arkadaşlar olsa süreci de anlatmaya çalışırım. Ee, sizlere de sponsorumuz golba.com'a teşekkürlerimi sunuyorum. En azından desteğinizi e ya hissettim arkadaşlar. Duanızı hissettim. Allah razı olsun. Ama işte kolay bir süreç değil. Abi. Benden söylemesi. <laughs> Şimdi biz direkt duyumlara geçelim. Dünya Fenerbahçeliler günündeyiz. Joao Pedro bugün açıklanır mı? hepimizin beklentisi saat 19.07'de açıklanması şeklinde. Şimdi öncelikle 18 Temmuz'da Fenerbahçemiz Joao Pedro'nun menajeriyle son görüşmeleri gerçekleştirdi. Duyumları vardı sosyal medyada. Ve artık bu transfer bitti. Sağlık kontrolleri için İstanbul etabı başlayacak denilmişti. Ki ondan önce de hatırlarsınız bu kanalda e, geliş gününü, kap tarihini vesaire açıklamıştık. O videoyu bir göz gezdirin diye ben ana sayfaya aldım ama muhtemelen orada düş, orada duracak. Çagliari teknik direktörü Fabio Liverani de çıktı dedi ki e, Sevgili WhatsApp grubu şu anda sabahın videosunu çekiyorum. Sizler de şahit olun diye kısaltıyorum. Aynı zamanda bu kısım videoda da yer alacak. WhatsApp grubu üyelerine özel. E şimdi teknik direktör Liverani dedi ki Joao Pedro için görüşmeler devam ediyor. Ona bundan sonrası için başarılar diliyorum dedi. Hadi oradan! Demek isterdik ama yani Nerede kardeşlerim diye <laughs> girip şöyle. <laughs> Bazı arkadaşlar şey diyor biraz zorlasan olacak falan. Da, yani daha fazla zorlarsam sıkıntı yaşayacağım. Neyse adam açık açık veda etmiş. Hayırlı olsun demiş. Bundan sonraki kariyerinde başarılar demiş. Biz ayrı dünyaların insanıyız falan filan demiş. Tabi dün bizim Türk duyumcularda Pedro'nun temsilcisi Marco Piccioli ile final görüşmesinin yapılacağını, tarafların maaş konuştuklarını falan söylediler. Yani Kayseri olan benim ama maaş konuşan bunlar ayıp. Yakışık almadı. Şimdi çeşitli söylentiler var. Bir kardeşimiz çok güzel bir e, fiyat çıkarmış. Diyor ki Pedro'nun transferi için Cagliari ile 4,5 milyon euro bonservis karşısında anlaşmaya vardı. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılım hakkı elde ederse 1 milyon euro daha 5,5. Şampiyon olursa, lig şampiyonu olsa 1,5 da 6,5 milyon euro toplam bonus ödemesi şeklinde bir anlaşma diyor. Süper bir anlaşma ama e, ben doğrusunu anlatayım arkadaşlar. 2 milyon euro bonus. 2 milyon euro bon servis. Şampiyon olursa Fenerbahçe 1 milyon euro. Şampiyonlar Ligi'ne giderse 1 milyon euro daha 4. Galatasaray'ın oynanacak maçlardan bir tanesini kazanırsa 500 bin euro. 4,5. buçuk. E, Türkiye Kupası'nı kazanırsa 500 bin euro. 5. Hem Türkiye Kupası'nı kazanıp hem şampiyon olursa 1 milyon euro doğrudan 6. Hem Türkiye Kupası'nı kazanıp hem şampiyon olur hem de Şampiyonlar Ligi'ne giderse ekstra bonus olarak da 1 milyon euro doğrudan 7. Galatasaray Başkanı'nın cüzdanı çalınırsa 250 bin euro da oradan 7 milyon 250 bin euroya toplam anlaşıldı desem herhalde inanacaksınız. İnanmayın arkadaşlar manyak mısınız? Yani işte toplam 6-6,5 milyon euro'luk bir paket. Ha benim bildiğim daha da düşük ama kulüp resmi açıklamayı yapar. Önce Palermo'ya ardından İstanbul'a uçacak diye bugün artık sağlık kontrolleri daha doğrusu sağlık kontrollerini herhalde yani şimdi kap açıklamasını şu şekilde adlandırırsak yani İstanbul'a gelip görüşmeleri burada tamamlayacak işte sürdürecek sağlık kontrolünden geçecek diye. inşallah bugün 19.07'de kap gelir. Ama sağlık kontrolünden geçildikten sonra sözleşme kapı diyorsanız bence 21 Temmuz'da gelir o da. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Tuttuğum Erkado demiş ki Alex 2019 yılında Joao Pedro'yu Fenerbahçe'ye tavsiye etmişti demiş. Alex'in en son tavsiye ettiği Maldonado'ydu. O gün bugündür pek fazla tavsiyede bulunmuyor sanırım. Demek için şey tarafı böyle. Şimdi hocam o geldiğine göre Plea. Plea. Plea iptal mi? Şimdi şunu söyleyeyim. Bakın arkadaşlar. Duyum anlık bir şeydir. Şimdi anlaştığınız adamla 5 dakika sonra zıtlaşabilirsiniz. Şimdi anlaştığınız adam 10 dakika sonra iptal olabilir. Şimdi iptal olan adam 10 dakika sonra arayıp da ya biz bir hata yaptık, arkadaşlarla görüştük. Bak kendi aramızda bir toplantı yaptık. Mini bir toplantı yaptık. Seni de davet edecektik ama çağıramadık falan deyip dönüş yapıp ya biz pişman olduk. Ee, hadi sizin dediğiniz fiyat olsun diyebilir. Bak buna alışın. 8 Eylül'e kadar bundan bolca duyacaksınız. <laughs> ne de duyacağız oğlum? 3 i̇şte tane transfer yapacağız. E, kapatacağız. Senin dediğin gibi Mustafa Hoca 7 artı transfer falan olmaz. Diyen var mı aranızda hala? Hala 7 artı olmaz diyen var mı? Ben azıtlaşan. Neyse. Şimdi Fenerbahçe play pazarlığı yapıyor. Doğrusunu söyleyeyim ben size işin. Yani play'a kesin olmaz, iptal falan filan diyenlere aldanmayın. Hiç görüşülmedi bile deseler. Bak ben açık ve net söylüyorum. Hiç görüşülmedi. Öyle bir şey yoktu. Onu uyduran uyduruyor deseler bile inanmayın. Yalan söylüyorlar. Bile ayağıma almak için uğraşıyoruz. Hatta pazarlıkları sürdürüyoruz. Pazarlıklar tam gaz araya giriyor. Süperlikteki bazı takımlar e, beceremedikleri her transferden bizi sorumlu tuttukları için e, salç olmak isteyeceklerdir muhtemelen. Biz 3 yıllık bir kontrat önerdik. Kendisine. Kendisinin 3 yıllık kontrat talebi e, yıllık 3 milyon euro şeklinde. Ver hocam ya 3 milyon euro ne Allah'ını seversen ver gitsin. Mustafa'ya veriyorsun demeyin arkadaşlar. Bizim belli bir bütçemiz var. Biz para için futbolcu almıyoruz. Yani para için gelecek olan hiç kimseye kapımız açık değil. Haberiniz olsun. Ve e, futbolcunun da aslında yanaştığı bir düzen var. Siz bakmayın 3 istiyor, 2.5 istiyor, şöyle böyle falan filan. Futbolcu kanadında bir sorun yok. Kulüp kanadında bir sorun var. Bak işte teklifler teklif üstüne geliyor falan filan yapıyorlar. Kulübünün inadını kırarsak muhtemelen biz play'e almayacak gibi tok satıcı rolüne gireceğiz. Kulübün inadının kırılmasını bekleyeceğiz. Belki bu süreci biraz uzatacak. Açık konuşayım. Belki Ağustos başına kadar bu süreci uzayacak arkadaşlar. Yani öyle Pleyer istiyoruz. 5 milyon euro. Ver. Al. Bitti. Yok. Yok. Ben bunu tahmin olarak söylüyorum. Duyum olarak değil. Ama duyum olarak şunu söyleyeyim. İlgimiz var. Alakamız var. Ama e, yani ama 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 yani ama ama Allah sonumuzu hayır etsin arkadaşlar. Allah sonumuzu hayır etsin. Fakat ben başka bir şey daha duydum. Ya bunu söylemesem de çatlarım. Biz ölü şey yok ona ne deniliyordu ya. <laughs> Biz çok beleşli bir takıma dönüştük. Yani 5 milyon euronun daha da altına alma çabası içerisindeyiz. Desem inanmayacaksınız ama inanın. Biz 5'in de altına alma çabasındayız. Ya alalım. Onu sekleyelim diye. Bonus işi de iyi işimizi görüyor ya. Valla aslına bakarsanız çok mantıklı bir hamle. Düşünsene Şampiyonlar Ligi'nde gruba kalsan zaten adım bastı parası. Ya 20-25 milyon euro direkt çık kalıyorsun. İşte gruba girdin diye 5'de oradan 30 son playoff'ı geçtin diye. Artı marka, yayın, bilmem şu bu ya 40'ı bulur gel gelen para. 40 milyon euroyu bulur. Ya saç gitsin ikisini üçünü. Hatta adamlara de ki biz 3 milyon euroyu alalım de. Gruba kalırsak üçü de 3 daha verelim de. Kimse kocanmaz. Kimsenin zoruna gitmez durum bu arkadaşlar. Yani hocam sence gelir mi gelmez mi? Bence süreç uzayacak. Ama uzayan şeylerde biz bugüne kadar hiç hayır görmedik. İnşallah hayırlısı olsun. Ha gelip de sıkıntı yaşayacaksa gelmesin. Hayır. Ama ben gelmesi taraftarıyım. Kim Minji? Sevgili Başkan Ali Koç. Çok uğraşıyor. Bak Ali Koç müthiş bir insan. İyi bir Fenerbahçeli. Allah razı olsun. İki defa işim düştü. İkisini de hallettim. Üçüncü defada da daha doğrusu ricada bulundum. hallettim. Üçüncü defada inşallah kendim için isteyebilirim. Bugüne kadar hiç kendim için istemedim. Müthiş bir insan. iyi bir Fenerbahçeli. Şampiyonluğu inanın hak ediyor. Çok uğraşıyor. Çok çalışıyor. Allah yolunu baktığını açık etsin. Kim Minji için? Ya Ali Koç'un Bak Ömer Faruk Beyaz'ın evine kadar gidebilen bir başkandan bahsediyorum. Eve giden bir başkandan bahsediyorum. Kim Minji için uğraşan bir başkandan bahsediyorum. Hocam işte Kim Napoli'ye gidiyormuş. Kesin değil. Hocam şuraya gidiyormuş. Kesin değil. Hocam kalıyormuş. Kesin değil. E hocam zıgımın dibi. O kesin değil. Zıgımın dibi. Biraz şey. Ama eğer Napoli'ye transfer olacak diyelim. Hani kafalardaki düşünce şu. Hepinizin düşüncesi bu. Hocam yine bu Kiev'le ilk maçta tutalım. Senin dediğin gibi 3-0 falan yenersek vallahi ekmek kadayıf olur. Gitsin sonra bir şey olmaz. Biz ikinci malda, maçta kör topal bir şekilde idare ederiz diyorsunuz. Kafanızda bu var. Hocam böyle göndersek Napoli'ye sıkıntı olur mu? Yani Şampiyonlar Ligi'nde diye. Arkadaşlar daha önce size söyledim. Yine söylüyorum. Ee, ön eleme turu olduğu için yani Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi ön eleme turunda. Birinci veya ikinci, üçüncü ön eleme turunda veya playoff maçlarında yani grup aşamalarında değil. Öncesinde sahaya çıkan bir oyuncu grup aşamasından itibaren eee başka bir takımda oynayabilir. Burada iki tane maça çıksın. Hani üçüncü elemenin iki maçına da çıksın. Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki takıma gitsin. Sıkıntı olmaz. Bilginiz olsun. Yani bu bilgiyi de vereyim. Berisha, Berisha muhtemelen Kiev maçında oynayacak. Yani oynayacak derken kadroda olacak. Ee, ama sonrası için bir şey diyemem. Ama e, Berisha'da da görüşmeler çok çok sıklaştı. Ya aslına bakarsanız Berisha biraz kendine etti desem yeridir. Ben işte bildiğimi de unutuyorum burada falan filan. Ya ben şimdi bir şey söylerim. Günah olur. O yüzden bir şey demeyeceğim. Seviyesinin zoom'u yok. Sen, 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 ne biliyordun kardeşim ya? Seni biz adam ettik ya. Ya bütün stas seni yuhalarken ben ayakta akışladım. Demek istiyorum. Aziz Yıldırım vari. Hatırlarsanız Alexe Millet ıstıkladığında yuhaladım da, yuhaladın da. Aziz Başkan çıkmıştı mesela ayakla akışlamıştı. Ya ben de destek çıktım şeyler. Ben daha ne yapayım? Kendi çocuğum olsa bu kadar şey yapmam yani. Ama bilmediğiniz bazı meseleler var arkadaşlar. Gitmesi daha hayırlısı gibi şu aşamada. Şimdi Zayt's. Zayt's için sosyal medya kıpır kıpır. Fenerbahçe Zayt'sı 6-7 milyon euro bandına satmak istiyor demiş. Ee, ücretli bir platformda yayın yapan bir duyumcu. Ee, arkadaş 6-7'ye satmak istiyor Doğru 6'nın üstüne satmak istiyor Daha doğru tabi yani 6-7 demeyin 15 teklif geldi Hayır biz 6-7 istiyorduk Cık. Koy para cebine koy 8 milyon euro sizde kalsın bize 7 verin yeter diyecek halimiz yok 6 artı daha mantıklı ee, Sonra Corriere Granata Demiş ki Torino'nun Zaitse ilgisi var Ancak Fenerbahçe'ye henüz resmi Teklif yapılmadı doğru Zaytsın menajeri Torino ve İtalya'dan birkaç kulüple temas halinde. %100 doğru. Hatta ben daha önce size söyledim. Muhtemelen beni can kulağıyla dinlemediniz. Dinlediyseniz aha demiştin diyeceksiniz ama dinlemeyen arkadaşlar için şunu söyleyeyim. Zaytsın eşi kesinlikle Türkiye'de kalmak istemiyor. Ya ben annemi özledim. Yok ben patlaklarla salça yapacağım. Yok ben turşu bidonları falan orada yok pekmez çiğneyecek falan filan diyor. Adam adama bırakmıyor. Ya Zayt'sın kalması mucize ötesi mucize gibi olur. Onu da söyleyeyim. Joshua King'in lisansı çıkmış. Hocam bu lisans neye yarıyor? Arkadaşlar bu lisans şuna yarıyor. Ee, eğer kural değişmediyse ben de yanlış bilmiyorsam. Misal veriyorum ki Joshua King'in Lisansı çıkmadı. Avrupa Ligi'ne yani şeye yazdırdın. Şampiyonlar Ligi'ne orada oynatamıyorsun. Çünkü buradan lisansı yok. Anladınız mı? Yani bu her kapının anahtarı. İkincisi zaten harcama limitlerinde siz biliyordunuz değil mi bu olayı? Yani harcama limitini aştın, aşmadın bakıyorsun hepsi çıkmış bu çıkmış demek ki harcama limitinde sıkıntı yok. Aynı zamanda financial fair play'e de uyduğun için yani her isim yazıldıysa hiçbir sıkıntı yok. Hocam mesela oraya verişe yazılıyor, Samat da yazılıyor. Samat da satıldığı zaman ne oluyor? Hani o arkadaşlar limit boşalıyor. Başkası gel yani e, içi boşalan başka Kiracı gelen ev gibi oluyor. Bunu da söyleyeyim. Akşam saatlerinde güzel bir şey gördüm. Samatta demişken. Arta Solar diye bir takım. Ben bilmiyorum. Ömrümde ilk defa duydum. Ama eğer bize bu güzelliği yaparsa çokça anacağız. Arta Solar takımı. dayı. Afrika'ya geri getirmek için bir e, projeye imza atmış. Eski Chelsea oyuncusu Salomon Kala. Salomon, Salomon Kalu ve eski Arsenal oyuncusu Alex Song gibi Batı Afrikalı yıldızlara imza attıran Dijbutian milyarder kulübü Samatta'nın transfer için Fenerbahçe'ye 2 milyon dolar ödemeye hazır. Paranın satın alamayacağı şeyler var Arta Solar. Siz Fenerbahçe'nin kalbini en önemli oyuncusunu 2 milyon dolara alabileceğinizi düşündünüz mü gerçekten? Daha geçen gün bak yalan olsun şey yapmayalım. Allah yalanı sevmez. Yani yalan olsun söylüyoruz. Daha geçen gün Manchester United ve Manchester City şey yapmak istemedi ama biz dedik ki yani 2 milyon euro çok az olur bizi 6-7'den aşağı ama arta solar yani yazık size de yazık şimdi kaynaşmak lazım aslında bu defalık bak bak şımarmayın bu defalık Samat'ta 2'ye verebiliriz ama bu defalık bak yarın bir gün gelirsiniz yani Lemos diye bir topçumuz var net söylüyorum. Samattay aldıktan sonra savunma hattına futbolcu düşünüyorsanız başka hiçbir yere bakmayın. Lemos diye bir futbolcunuz var. Biz işte almaya geldik. 1 milyon euro. onda da 3'ten aşağı vermeyiz. Ama bu seferlik ayağınızı alırsın. 2 milyon euroya verdim gittim Demeyi çok isterim. Arkadaşlar kaynağı çok güvenilir değil diyor paylaşan arkadaşlar. Ben dediğim gibi ömrümde ilk defa duydum takımı. Hani ilk defa duyduğum takımın da duyumu şöyledir böyledir alırlar alamazlar. Ekonomik güçleri iyidir kötüdür demeye şeyim yok. İşte bütün Afrika arta soları kıskanıyor. Ama <laughs> böyle bir şey öyle bir şeyin olma imkanı zannetmiyorum. Ama inşallah olur. Fakat Kızıl Yıldız bence elini çabuk tutmalı. Son bir şey de şunu söyleyeyim. Fenerbahçe bu sezon stadyumda 400 kişilik özel bir tribün bölümü yaptı diye bir haber paylaşıldı. Sinema koltukları, yüksek konfor tribün arka planında zengin açık büfe, özel otoparkı olan tribün, 400 kişilik tribünde koltuklar 75.000 TL'den satıldı ve çıktığı gibi tükendi. Şimdi 75-75 150.000 4 kişi oturduğu zaman 300.000 yapıyor. Yanlışım yok değil mi arkadaşlar? Şimdi 4 kişi eşittir 300 bin TL. Biz bunun yanına iki tane daha sıfır atacağız. Ne yapacağız? Bir sıfır, iki sıfır. Şimdi iki tane sıfır attığın zaman rakam çok güzel bir rakama dönüştü. Değil mi? 300 binden 30 milyon TL'ye yükseldi. Hocam 30 milyon TL iyi para. Tabii iyi para. Kaç tane peki? 3.800 anlar ona biliyor musun sen? Valla Ali Koç dediğim gibi güzel şeyler. Bakın bazı arkadaşlarım şunu çok yapıyorlar. Ya hocam Allah'ın seven basit basit şeyler. Bunlarla niye uğraşıyoruz? Arkadaşlar bu basit şeyler bizi kurtaracak belki de. Haberiniz olsun. Yani bu basit şeyler, bu basit dediğiniz şeyler belki de bizi kurtaracak olan şeyler. Bugün size şunu söyleyeyim. Tanesi 1 milyon eurodan 100 tane futbolcu satmanız 100 milyon euro yapar. Basit görebilirsiniz. Bakın basit görebilirsiniz. Ancak bence basite almayın. Çünkü ee, çok çalışılıyor. Gerçekten Ali Koç çok çalışıyor. Allah yolunu bahtını açık etsin. Biz bu ekranlarda Ali Koç istifada dedik. Çünkü çok yanlış gidiyordu. Çok çok yanlış şekilde hareket ediyordu. Yanlış yönlendiriliyordu. Ama şu an inanın her şeyi yapıyor. Bakın kesinlikle ve kesinlikle net söylüyorum bak elinden gelenin en iyisini yapıyor. A plus hoca getirdi. Jesus'a soruyor hamleleri. Gerçi hamleleri löve soruluyordu. <laughs> ee, hani Jesus'a soruyor hamleleri. Ne diyorsun alalım edelim almayalım etmeyelim falan filan. Ne diyorsa. Bilginiz olsun. Hatta Jesus'a full yetki verdi. Alma yetkisi de satma yetkisi de Jesus'ta. Arkadaşlar şu oyuncu gidiyor. Ali Koç'a bilmem şöyle böyle git niye gidiyor diyorsunuz. Ya, Ali Koç karışmıyor ki. Jesus gitsin diyorsa gitsin bitti. Sanayi git diyorsa gidecek arkadaş. Kal diyorsa kalacak. Yani biz ben Ali Koç'un daha iyi bilemeyiz. Çok da güzel bir şekilde yetkiyi verdi. Cesus'a Allah inşallah Fenerbahçe'ye bu sene şampiyonluk nasip eder. Hep birlikte şampiyonluğu tadarız. Bakın bakalım şampiyonluğu tadarsak ondan sonra ne oluyor? Allah Fenerbahçe'nin yolunu bahtını açık etsin. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Şu süreçte yalnız bırakmadığınız için. Ee... Ne diyeyim? Biraz da bayağı da çirkin olduk. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi e, korku şeyleri aslında şeyim ifademi koysaydık işte 18 artı izlemesin falan diye. 18 eksi izlemesin diye. Yok ya. Bence alışamadığınız için biraz tuhaf gelebilir de sonradan alışırsınız. Hele biraz da yeşillensin. Burada çimenler, ağaçlar, maaşlar çıksın etsin de. O zaman daha güzel olur. <laughs> inşallah. Hadi Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.